Çok saçma bir şeyle yaptım. St. Peter Meydanı olağanüstü günlerinden birini yaşıyordu. 13 Mayıs 1981 günü Katolik dünyasının ruhani lideri Papa II. Jean Paul, Vatikan'da halkı aracı üzerinde selamlayarak geçiyordu. Papa'nın geçişi sırasında sevinç çığlıklarından oluşan coşkulu bir gürültü vardı. Bu esnada kalabalığın arasından Papa II. Jean Paul'e doğrultulan silahı hiç kimse fark etmedi. Az sonra o sevinç çığlıklarının yerini korku dolu feryatlar alacaktı. St. Peter Meydanı'nda iki el silah sesi duyuldu. Papa'nın beyaz kaftanı üzerinde kırmızı lekeler belirdi. Papa II. Jean Paul vurulmuştu. Papa yaralı bir şekilde olay yerinden uzaklaştırıldı, suikastçı yakalandı. Bu olay daha sonra Türkiye'nin başını çok ağrıtacaktı. Çünkü tetiği çeken Mehmet Ali Ağca'dan başkası değildi. Gazeteci Abdi İpekçi'yi vurduğu için tutuklu bulunduğu askeri hapishaneden kaçan 1958 doğumlu Mehmet Ali Ağca, firarından yaklaşık 1,5 yıl sonra Vatikan'da sahneye çıkmıştı. Dünya, Papa'ya suikaste yeltenen bu Türk'ü konuşuyordu. Ağca, Ancona cezaevine konulmuştu. Devir, Soğuk Savaş devriydi ve Polonya doğumlu Papa, Sovyetlerin güdümünde olan Polonya'daki demokrasi yanlısı hareketlere açıktan destek veriyordu. Bu nedenle Ağca'nın KGB güdümündeki Bulgar gizli servisiyle arasında bir ilişki olduğundan şüphelenildi. Öte yandan İtalya'da yargılanan Ağca'nın ömür boyu hapse mahkum edildiği dava kısa sürmüştü. Bu denli büyük bir olayın hızlıca karara bağlanması bu kez de İtalyanlar bir komplo mu kurdu teorisini akla getirmişti. Bu çok medyatik bir davaydı ve neredeyse tüm dünyanın gözü ve kulağı bu davadaydı. Zira Ağca hiçbir şey söylemeyecekti. Yargı süreci boyunca 128 kez ifade verdi. Sık sık konuşmasına rağmen Mesih olduğunu iddia etmesi gibi daha birçok hezeyanları haricinde gerçekleştirdiği eylemlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunmadı. Takvimler 27 Aralık 1983'ü gösteriyordu. Ağca hapishanede önemli bir konuğu ağırlayacaktı. O kişi Papa II. Jean Paul'du. Ağca konuğuyla samimi görüntüler verecek ve bu görüntüler dünya gündemini uzun süre meşgul edecekti. Papa Ağca'yı affettiğini açıkladı ve Hristiyanları onun için dua etmeye çağırdı. Ağca cezasının tamamını İtalya'da çekmedi. 13 Haziran 2000'de Türkiye'ye iadesine izin verilen kararname imzalandı. Ancona cezaevinde 19 yıl hükümlü olarak kalan Ağca, 14 Haziran 2000'de özel bir uçakla Türkiye'ye getirildi. İstanbul'a iner inmez önce gözaltına alındı, sonra tutuklandı ve Kartal H tipi cezaevine konuldu. Türkiye'de tekrar yargılanan Ağca, 18 Aralık 2000'de 36 yıl 4 ay ağır hapis cezasına çarptırıldı. Lakin bu ceza, kamuoyunda rahşan affı olarak bilinen genel af kapsamında 7 yıl 2 ay hapse çevrildi ve 12 Ocak 2006'da tahliye oldu. Tahliyesinden 8 gün sonra tekrar tutuklanan Mehmet Ali Ağca, 18 Ocak 2010'da cezasını tamamlayıp dışarı çıktı. Papa suikasti dünyayı sarstı ama dünya üzerinde bilinen dengelere fazla etki etmedi. Papa suikastinin en gözde şüphelisi olan Ruslar tarihin akışını değiştiremedi. Sovyetler yıkıldı, suikasti planlayanlarsa hala bilinmiyor.